Allah şefaatinden ayırmasın diyorum. Sözü Leyla Hanım'a Kerbela'ya bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Değerli dostlar, Türkiye'deki arkadaşımıza selam söylüyorum. İnşallah umarım iyidirler. Şimdi sizden ya ben Manbir'den naib ziyarayım. Burada şimdi İmam Hüseyin'e kurban olduğum ve Hazreti ebu'l Fazl'ül Abbas'a bir selam söylüyorum. Esselamu aleyke ya Aba Abdullah. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnül Hüseyin. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليك يا ساق العطاش كربلاء السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا بقية الله في أرضه. Diğer dostlar, bizimle program bitti. Bence benim yanımdan hoşça kalın ve Türkiye'deki programdan devam ederiz. Leyla Hanım'a çok teşekkür ederiz. Bugün hepimizin çok sevdiği ve saygı duyduğu Profesör Fazıl Agiş ile Hüseyin Ünverdi Bey ile birlikte bir program hazırlamışlar. Yan stüdyoda bizi bekliyorlar. Bugünün anlamı ve önemi nedir diye. Sosyal medyadan bizi takip edin ve sorularınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Evet, tarihin bu yasla dolu, matemle dolu gününde Fazıl Hocam'la beraberiz. Zincifar, bakalım bugün neler olmuş hocamdan öğreneceğiz. Hocam, izleyicilerimizden tesliyet arz ediyorum. İmam Mehdi Aleyhisselam'a ilk başta. Evet. Sonra da bütün müminlere. Evet, ne demek istersin hocam bugünle alakalı? İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam 5. imam. 12 imamın 5.'si. Evet. Onun adını Hazreti Peygamber vermiştir. Muhammed ve Bakır. Bakır-ül Ulûm-ül Enbiya. Bakır-ül Ulûm. Bakır yaran. Ulûm-ül Enbiya. Peygamberlerin ilimlerini yaran, yani yarıp açıklayan, şerh eden anlamlarına gelir. Böyle bir önemli bir isim. Tabi Bakır'ın anlamını bu şekilde bilelim. Bakır-ül Ulûm-ül Enbiya şeklinde. Ve kendisi aynı zamanda 3 yaşında iken Kerbela'daydı. Kerbela olayını görüyor yani. Onun şahidi. Çünkü kendisi Ali bin Hüseyin Es-Seccad Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın oğlu. Babası o zaman 28 yaşlarında olmalı. Ve Muhammed Bakır Aleyhisselam bu şekilde görüyor. Annesi de onun zaten İmam Hasan Aleyhisselam'ın kızı. Evet. Yani Hüseyin'den hem Hasan'dan o iki cennet efendilerinin, evet, cennet gençlerin efendilerinin kanını sulbüle taşıyor. Öyle bir imam. Aynı zamanda Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın da babası. Kerbela'yı görüyor değil mi? Görüyor. 3 yaşında o zaman. 3 yaşında. Ve İmam Ali Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın yanında tabii oluyor. Yaşıyor. Ve oldukça ilime sahip, hatta şiirler bile yazan bir imam. Yani her kültürün her şeyi bulunur onlarda. Eyvallah. Yani en üstün her insanlar. Her şey hakimler çünkü hocam. En üstün insanlar. Evet. Yani genleri de mükemmel, tertemiz bir soy, Kevser soyu yani. Aynen. O derece üstün bir nesil. Ama gel gelelim Beni Ümeyye, yani Emeviler devrinde yaşıyor. O devirde yaşarken tabii Yezid'in zamanından tut, ondan sonra Muaviye bin Yezid devri. Muaviye bin Yezid, ikinci Muaviye insaflı bir şehittir o yani. Çünkü halifelik bizim hakkımız değil deyince annesi onu boğarak, yani yastıkla boğarak öldürüyor. Ve ondan sonra Yezid'in soyu da orada kesiliyor hanedandan. Ve gidiyor kadın Mervan bin Hakem'le, Peygamberimizin lanetlediği Mervan'la evleniyor. Ve ondan sonra Mervan soyunun hükümdarlığı başlıyor Emeviler içinde. Tabii o arada Mervan'ın oğlu Abdülmelik devri var. Oldukça şeyli. Ondan sonra Velid devri ve Hişam devri. Sonra Abbasiler. Daha Abbasilere gelmiyor. Yani İmam Muhammed Bakır aleyhisselam Abbasi devrini görmüyor. Çünkü Hişam bin Abdülmelik'in zamanında zehirlenerek şehit oluyor. Tabi bu zehiri diyorlar İbrahim bin Velid verdi diyorlar. Hatta bir rivayette de demiyor ki İmam Hasan aleyhisselamın oğlu Zeyd onu sevmezdi, o zehirledi diyorlar. Böyle şeyler var. Ama kesin olan Hişam bin Abdülmelik'in devrinde olması bu olayın. Çünkü önemli. Çünkü Emeviler, saltanat sahipleri, diğer imamlar içinde Abbasiler aynı yolu izlemişlerdir. Bu imamlarımızı, bu masum imamlarımızı kendilerine büyük rakip görmekten iktidara gelmesini istemiyorlar. Eyvallah. Bu iktidara gelmesini istememekten yok etmek için belki artık kılıç Kerbela'da kullanıldı. Bundan sonrası kılıcı kullanmıyorlar. Sinsice zehirleme olayı. Nasıl ki Hazreti Peygamber'i sinsice zehirlediler. Torunu İmam Hasan Aleyhisselam'ı sinsice zehirlediler. Ve ondan sonra İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'ı da keza öyle zehirlediler. Yani imamlar ya kılıçla ya zehirle. İmam Ali Aleyhisselam zehirli kılıçla. İmam Hüseyin Aleyhisselam malum Kerbela'da. Kılıçlar, oklar, mızraklar, yani her türlü silah. Onu delik onun deşik ederek. Onun dışındaki hepsi zehirli. Zehirli yani. Peki hocam Bakır neden denmiş? Efendim? Bakır neden denmiş? İşte diyorum ya, yarıcı. İlmi yarıcı. Peygamber ilimlerini yarıcı. Peygamber ilimleri. Onu demiştim. Hocam hani şeyde var ya, yaşantısının bir kısmında geceyi ibadetle geçiriyor. Onlar imamların özellikleri. İşte yanında duran takva, her şey. Evin hizmetçilerinden biri de bakıyor, diyor ki hayatımda diyor senin gibi ibadet eden görmedim deyince o da bir iç çekiyor. Diyor ki nerede diyor müminlerin emiri Ali İbni Ebi Talib'in ibadeti, nerede benim ibadet? Kim onun gibi ibadet edebilir? Yani bu ne demektir? Burada bir latife var. Şu demektir: ibadetinle övünme mesajıdır. Ben şöyle ibadet ederim, övün, bu günahtır işte. Ben şöyle ibadet ederim, böyle ibadetinle övünmeye ucb derler. Ayıptır, günahtır yani. Tabii ki Allah'ın huzurunda yapılacak ibadetler küçümsenir o yücenin karşısında. Ki öyle birinden örnek veriyor ki İmam Ali bin Ebi Talib'in ibadeti. Muazzam ibadet o. Ama İmam Ali Aleyhisselam'a sorsan o da diyecektir ki benim ibadetimdeki Resulullah. Tabii. Bunlar hep böyle olmuştur. Eyvallah. Böyle. Bu aile böyle. Başka bir şey eklemek ister misin İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'a? İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şehadet. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın önemi, Emevilerin birbirini yediği dönem, isyanların çıktığı dönem, kargaşanın olduğu dönem, bundan istifade ederek ilimlerini yayıyorlar. Ve ondan birçok hadis rivayet edilebilmiştir. O hadislerin rivayetleriyle Ehl-i Beyt'ten gelen ilimler onun sayesinde, onun bulunduğu ortamda kullandığı fırsatlardan, değerlendirmelerden, öğrencilerini yetiştirmekten bugüne kadar ondan çok hadis rivayet edilmiştir. Mesela menasiki hac, yani hacda uygulanacak metotlar, Sünni'de de Şia'da da aynı şekilde erkanı bellidir. Bunun rivayeti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'dan. Evet. Onun rivayeti kullanılıyor. Peygamberimizden geleni o rivayet etmiştir. Çünkü onun zamanında işte İmam Malikler falan filan da çıkınca bu kimseler de çıkınca ondan tabi hadis öğrenmeye geliyorlar. Suyun başı, kaynağın başı. Doğru. Peygamber evinin sünnetini yayacak. Güzidesi. Tabi. Yani ondan almayacak da kimden alacak? Lazım? Sokaktaki adamdan mı? Evin içindeki adam var burada. Peygamber evinin, vahiy evinin evladı var. Ondan hadisi alacak. Eyvallah. Menbaından almak değil mi hocam? Menbaından, kaynağından. Bu tertemiz, katışıksız. Çünkü dışarıya çıktığı zaman rivayetler eksiliyor, fazlalaşıyor, başkasının yorumu katılıyor falan. Belki gerçeğinden ayrılmış olabiliyor. Bu tehlike var. Ama kaynağından böyle sağlamca sikaların ağzından naklediliyorsa o sağlam kalır. Eyvallah. Hocam teşekkür ederiz. Evet. Allah İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın katillerine ezelden ebede lanet etsin. Allah o Hazretin şefaatinden de bizleri mahrum eylemesin. Amin. Senin de ilmine, nefesine, ömrüne bereket. Teşekkür ederiz. Evet. Evet, söz sizde arkadaşlar. Hüseyin Ünverdi Bey'e çok teşekkür ederiz. Sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Soracağınız bir soru varsa ya da öneriniz bir konu varsa bizimle orada paylaşabilirsiniz. Şimdi sözü Zeynep Hanım'a bırakmadan önce sizinle İmam Muhammed Bakır ile alakalı bir hadis okumak istiyorum. Allah'ın rızasını sağlayanı, masum imamı tanıdıktan sonra İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bütün işlerin zirvesi, onların doruk noktası, anahtarın kapısı. Allah'ın rızasını sağlayanı, masum imamı tanıdıktan sonra ona itaat etmektir. Bilin ki eğer bir adam geceleri ibadet yapar, gündüzleri oruç tutar, bütün malını Allah yolunda verir ve ömrü boyunca her yıl hacca gider. Ama takip edeceği masum imamın velayetine inanmazsa Allah katında hiçbir sevap hak edemez ve iman ehlinden sayılmaz. Hazret İmam Muhammed Bakır Ağa Aleyhisselamın həyat fəaliyyətinə bir nəzər salaq. Hazret Hicri qəməri 57-ci il Rəcəb ayının 1-də Mədinədə dünyaya göz açmışdır. Mübarək künyəsi Əbu Cafer və mübarək ləqəbləri Əl-Baqir, Əl-Hadi, Əmin, Şakir olaraq tarixdə qeyd edilir. Şəcərə və nəsəb cəhətindən isə Həzrəti İmam Həsən Ağa Aleyhisselama xətm olunduğu üçün o Həzrəti Həşimilər arasında Əl-Haşimiyyəyn, Ələvilər arasında Ələviyyəyn və Fatimiyyəyn olaraq adlandırırlar. Şəcərə cəhətindən isə mübarək ismi Muhammed İbn Ali, İbn Hüseyin, İbn Ali, İbn Əbi Talib Aleyhisselamdır. Bakir sözünün mənası nədir? Bakir, dərin elmləri yaran mənasındadır və şərh edən mənasındadır. Bu mübarək ləqəbi ona Həzrəti Resul-i Əkrəm Sələvatullah Lövh adlı hədisində qeyd olaraq verdiyi məlum olur, tarixdə qeyd olunur. Digər bir hədisdə isə Cabir ibn Abdullah Ənsari, bildiyimiz kimi Cabir ibn Abdullah Ənsari dövrünün en büyük ravilərindəndir və bir çox imamların zamanını, dövranını dərk etmişdir. Hoş olsun onun saadətinə. Hazreti Resul-i Əkrəmdən belə nəql edir ki, bir gün Hazret buyurdu, ey Cabir, sən benim ailəmdən olan bir kişinin dövranını dərk edəcəksən. Onun adı benim eyni ilə benim adımdan və onun əxlaqı, kirdarı, rəftarı, davranışı isə eyni ilə benim əxlaqım və rəftarım və davranış üslubum kimi olacaqdır. Hazreti İmam Muhammed Bakır Ağa Aleyhisselam öz dövrünün en büyük ravilərindən, en büyük alimlərindən, məşhur alimlərindən sayılır ki, Hazreti Resul-i Əkrəm Sələvatullah'dan 70 minə qədər hədis nəql etmişdir. Hz. İmam Muhammed Bakır Ağa aleyhisselam Hicri qəməri 95-ci il atası Hz. İmam Zeynül Abidin Ağa aleyhisselam şəhadətə yetəndən sonra Şiələrin imamət və vilayət məsuliyyətini öhdəsinə götürmüşdür ki, o da ta ya Hicri qəməri 114-cü ilə qədər davam etmişdir. Hicri qəməri 95-ci ildən 114 ilə qədər 19 il ərzində Həzrət imamət və vilayət məsuliyyətinin öhdəçiliyini daşımışdır. Həzrət Hicri qəməri 95-ci ildən 114 ilə qədər dövrünün Bəni Ümeyye xəlifələrindən 5 nəfər ilə həmzaman olmuşdur ki, onlardan Velid ibn Abdülmelik, Süleyman ibn Abdülmelik, Ömer ibn Abdüləziz, Yezid ibn Abdülmelik və Hişam ibn Abdülmelik olmuşdur. Həzrətin şəhadət məqamı ilə bağlı tarixdə belə qeyd olunur ki, Həzrəti Hişam ibn Abdülmelik qətlə yetirmişdir. Yəni şəhadətə yetməsinin amili olaraq sayılır. Amma digər bir rəvayətdə isə Həzrəti Velid ibn Abdülmelikin oğlu İbrahim qətlə yetirdiyi, şəhadətə yetirdiyi də qeyd olunur. Həzrətin mübarək qəbri Mədinədə Əymə-i Bəqi qəbristanlığındadır. Allah Teala hər kəsə Həzrətin Əhl-i Beytlərin ziyarətini və Əymə-i Bəqi qəbristanlığının ziyarətini hər kəsə arzusunda olanlara nəsib etsin. İlahi amin. Həzrət İmam Cəfər Ağa əleyhissalam atasının fəziləti ilə bağlı belə bir hədis nəql edir. Atam daim Allahın zikrini söyləyərdi. Ən məşhur zikri isə La ilahə illallah idi. Hətta o zikri söyləməkdən əsla usanmazdı. Hətta biz süfrə başında əyləşsək belə, atam Allahın zikrini söyləməklə məşğul olurdu. Hətta gündəlik ictimai işlərdə də, möminlərin işləri ilə əlaqədar da məşğul olduğu anda belə, Allahın zikrini söyləməkdən qafil olmazdı. Bizlərə dan yeri sökülənə qədər oyaq qalmağı tövsiyə edərdi və Quran oxumağı və Allahın zikrini söyləməyi tövsiyə edərdi. Hətta Quran oxuya bilənlər Quranı oxuyar, oxuya bilməyənlər isə Allahın zikrini söyləyərdilər. Allah Teala bizi Muhammed və Ali Muhammeddən ayrı salmasın. İlahi amin. Sonda həmişəki Aşura ziyarətnaməsinin duası olaraq bəyan etmək istəyirəm. Diləyənlər mənimlə hep bərabər söyləsinlər. Allahümme ec'al məhya Muhammedin və əli Muhammed və məmətə məmətini Muhammedin və əli Muhammed. İlahi amin, ya Rabbəl aləmin. Bununla da mənə ayrılan vaxt sona yetdi. Gələn görüşlərə dək. Zeynep Hanım'a çok teşekkür ederiz. Şimdi hep birlikte Hüseyin Ünverdi ve Hünkar Ali Gazi dededen Tam Hüsniye Risalesini dinleyeceğiz. Evet, biz de bugün Hünkar Ali Gazi dedemle beraber Tam Hüsniye Risalesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dedem, en son nerede kalmıştık programa? Sizin güzel kelamınızla başlayalım. Estağfurullah. Kıymetli kardeşim, en son nerede kalmıştık? Peygamberlerin masumiyetinde kalmıştık. Tabii izniniz olursa da başlamadan önce yine İmam Ali ile başlayalım derim. Yine hasreti döktürmüş sağ olsun. Andolsun Allah'a ilmin kapısı, hikmetin diliyle çağlayan Ali. Aşkı oldu şol cennetin tapusu, cisme nar öze nur sağlayan Ali. Baktım sevgiliye yüreği dağlı, cahiller elinden kolları bağlı. Toprağın babası Kabe'nin oğlu, kuyular içinde ağlayan Ali. Hakkın huzurunda belin büken, boğazında kemik, gözünde diken, melekler kapında hizmetçi iken, vurup sinesine dağlayan Ali. Ya, Ol ki yerde imam, gökte imandır. Kurtuluş gemisinde desti demandır. Yarın mahşer günü sahip zamandır. Oturmuş yaralar bağlayan Ali. Bu aşk ile hasreti olurum. Eksiği, noksanı özde bulurum. Yolunda ölümü hayat bilirim. Ben kurbanım başım tığlayan Ali'dir. Eyvallah, eyvallah. Yüreğine sağlık dedem. Hasretini yüreğine sağlık. Eyvallah. Senin gerçekten de diline sağlık. Ya. Muhteşem yazmış. Rabbim onun güzelliğini bizlere de Allah kelamına kuvvetler versin. Allah Allah. Gül dedem. Kıymetli kardeşim, ne demiştik? Peygamberlerin masumiyeti. Biz Alevi yol erkanda bütün peygamberler masumdur. Temizdir. Her suçtan, her günahtan masumdur. Çünkü masumiyet dediğimiz çok farklı bir olgudur. Kimileri bunu çocuklar da masum olarak kabul eder ama çocukların masumiyeti çok farklı bir masumiyettir. Evet, onlar da masumdur ama peygamberlerin ve ehl-i beytin masumiyeti çok farklı çok bir farklıdır. Şey. Tüşniye soruyor, ey İbrahim, enbiya yani peygamberler ve efsiyanın yani vasilerinin ismeti konusunda itirazım vardı. Diyor ya, peygamberler de hata yapabilir. Ona cevaben itirazım vardı diyor. Bilesin ki benim inancım hepsinin masum ve bütün günahlardan pak oldukları yönündedir. Peygamberlerin ve vasilerin hepsi çocukluktan itibaren peygamberlik ve vasilik zamanlarının sonuna dek günahtan ve nisyandan yani unutkanlıktan masumdurlar. Düşünün, peygamberdir. Allah'ın peygamberi unutkan olduğu zaman Allah'ın hiçbir emrini hakkıyla topluma ulaştırma şansına sahip olmaz. Bunu böyle gören toplumlara yazıklar olsun. Veya peygamberlerin günah işleyebileceğini veya suç işleyebileceğini düşünen topluluklara Allah yardım etsin. Allah hidayet etsin. Allah Allah. Böyle de olmaları icabet eder diyor. Zira onlar Allah'ın sırrının emanetçisidirler. Öyleyse onların Allah tarafından dışlanmış bulunan ve mahlukatın en rezili olan iblise uyarak Cenab-ı Kibriya'dan uzaklaşmaları nasıl caiz olabilir? Düşünsene, peygamber hata yapar. O halde şeytan istediğine istediği şekilde sirayet edebilir, istediği suçu istediği günah işletebilir. Ben böyle bir peygambere nasıl inanayım? Böyle bir peygambere kim nasıl inanabilir? Düşünsenize, şeytana uyacak, hata işleyecek, öbür taraftan bana topluma Allah'ın emirlerini tebliğ edecek. Yani bu peygambere, ehl-i beytin bir hakaretten başka bir şey değildir. Peygamberin de hata yapabileceği, yanlış yapabileceği, günah işleyebileceği demek ne demektir? Şeytana uydu demektir. Haşa. Rabbim bizleri bu düşünceden muhafaza eylesin. Allah'a sığınırız. Bu durumda şeytanın enbiya ve efsiyaya müdahale etmesi konusunda hiç şansının olmadığını ve onlardan şeytani fiillerin sudur etmeyeceğini bilmelisin. Eğer onlardan şeytani fiiller sadır olursa insan tabiatı onlardan nefret eder ve kendilerine uymaktan kaçınır. Bu ise elçi göndermenin faydasını ihlal eder, geçersiz kılar. Peygamber ya da vasi olacak zatların diğer insanlardan önde olmaları gerekir. Gerek tasarruflarında gerekse diğer kemalet ve faziletler noktasında maddi ve manevi açıdan kendisini küçük düşürecek eksikliklerden temiz ve nezih olmaları icabet eder. Onların babaları ve anneleri tarafından da bir kusur bulunmamalı ki bu yüzden ayıplanıp eleştirilere maruz kalmasınlar. O bakımdan nebi, imam ve vasinin babaları ve anneleri de pak ve temiz olmalıdırlar. Örneğin tellak, hacamatçı, lağımcı vesaire gibi kişilerden oluşamazlar. Çünkü bugün Hz. Resulullah'ın herhangi bir soy atalarına herhangi bir kişinin bir şey söyleme şansına sahip mi? Tabii ki değil. Diyemedi. Bilseler zaten Ebu Süfyan bunu kullanırdı. Muaviye kullanırdı. Yezid kullanırdı. Hani, gibi yani. Zaten peygamberin babası atası budur. Ne beklersiniz derler. Nuraniyet hadislerinde de var ya. Diyor ki Muhammed ve Ali aleyhisselamlar bir diyor sülüpten diğer bir sülbe pak. Bir rahimden diğer pak bir rahime intikal ede ede. Nereye geldiler? Biri Ebu Talib'in sülbüne geldi. Diğeri de Abdültalib'in sülbünden Abdullah'ın sülbüne geldi. Eyvallah. Abdullah'la Amine'nin rahmine, diğeri de Ebu Talib'le Fatıma'nın rahmine. Allah'ın salatü selamı onlara olsun. Onlar da Allah'ın seçkin nebilerindendir. Bizler böyle inanıyoruz. Çünkü bunlar böyle olmasalardı onları terbiye edemezlerdi. Ancak şu noktada çok hayretler içerisinde, gerçekten hayretler içerisinde bazı özellikle Ehl-i Sünnet alimlerini izlerken hayal ediyorum, tüylerim diken diken oluyor. Ne kadar büyük bir cesaret örneği gösteriyorlar Allah'a karşı ki mesela Hz. Resulullah'ın buyurduğunuz gibi temiz bellerden ve temiz sözlerden, rahimlerden biz bugüne geldik. Ne kadar, yani bu ne demektir? Peygamberlerin geldiği o soy asla şirke tapmamıştır. Şirk koşmamıştır. Puta tapmamıştır. Haram yememiştir. Kötüye bakmamıştır. Ama gel gelelim mürsel peygamberlerden olan Hazreti Resulullah'ın da kendisini tarif ederken ben atam İbrahim'in Hanif dini üzere, İbrahim'in Hanif dini üzereyim dediği zaman Hazreti İbrahim'in de aynı o şekilde tertemiz olması gerekir ki öyledir zaten. Biz Alevilerce böyledir. Biz buna kesin kabul ediyoruz, inanıyoruz. Ama Ehl-i Sünnet diyor ki Hazreti İbrahim babası puta tapardı, put satıyordu, kafirdi. Oysa ki onun Hazreti İbrahim babasının değil de amcası olduğunu hiç akletmediler, hiç okumadılar, hiç araştırmadılar. Böyle birçok yanlış var. Aynı Hazreti Hatice selamullahi aleyhanın haşa dullu bir kadın olduğunu, böyle bir yalan. Peygamberden işte o bu kadar yaş büyük. Bunların hepsi yalan. İşte 2 çocuğu vardı Hazreti Peygamber'e geldi. Kız kardeşinin çocuklar. Böyle doğru bilinen çok yanlışlar var. İnsanları biz buradan neye davet ediyoruz? Bizim üstümüze düşen doğruyla iyiliği emretme, kötülükten de sakındırma. İnsanları dini araştırmaya. Bunu diyenler kim ama biliyor musun? Siz çok iyi takdir edersiniz ki hepsi Kur'an-ı Kerim'i hafız eden insanlar. Tabii. Birçoğu maalesef böyle. Oysa ki Kur'an'da demiyor mu ki siz peygamber kadınlar sıradan kadınlar değilsiniz? Tabii. Peygamberin eşleri başkalarına haram değil midir? Tabii. Haramdır. Peki peygamberin özellikle ve özellikle soyunun devam edeceği kadın ne peygamberden önce ne de ondan sonra başkasına helal olma şansına sahip midir? Allah böyle bir yasayı uygular mı? Evet. Mümkün mü? Kevser havuzunu onunla verdi Resulullah'a. Doğru. Dolayısıyla Hazreti Hatice'nin Resulullah'tan önce başkasıyla evlenme şansı yok. Mümkün değil. Sadece hakarettir. Evet. Ey İbrahim, Allah'ın inayeti söz ve fiillerine kendilerine itimat edilecek birini göndermeyi gerekli kılmaktadır. Ancak bu yolla maksat hasıl olur. Masum olmayan kişiden hata sudur edebilir. Enbiya ve efsiyanın günahkar olabilmeleri halinde onların yalan konuşmaları da ihtimal dahiline girer. Bu durumda onların sözlerine itimat edilmez. Bir diğer husus imam olacak kişi kindarlık, cimrilik, haset, cehalet, hırs gibi kötü sıfatlardan beri olmalıdır. Engelli, dilsiz, sedef ve cüzzama yakalanıp yarım insana dönüşmüş de olamaz. Bütün bu eksikliklerden mutahhar ve münezzeh olmalıdır ki yalancı ve kör kütük aşık da olmamalıdır. Bakın şurada şuna dikkat etmemiz lazım sevgili kardeşim. Diyor ki bir diğer husus imam olacak kişi, yani İmam Ali ve 11 evladından bahseder. Kindarlık, cimrilik, haset, cehalet, hırs gibi kötü sıfatlardan beri olmalıdır. Düşünün. Peygamberin cenazesine katılmamış kişiler. Doğru. İmam Ali'nin makamını, hakkını gasp etmiş kişiler. Peygamberden tam 5 gün sonra bunu gene bir Arap, Suriye Araplarından öğrendiğim kadar tam kendilerine sordum. Bir de Ehl-i Sünnet işte de. Tam 5 gün sonra Hazreti Fatma annemizin evini diyor bastılar, yaktılar, çocuğunu düşürdüler ve İmam Ali'yi de zorla gasp edip götürdüler. Dolayısıyla böyle bir imam bütün bu zulümleri görmüş olmasına rağmen yine de ne birinci halifeden, ne ikinci halifeden, ne üçüncü halifeden asla yardımını esirgemedi. Evet, bir hatta hutbesinde var Neçül Balaga'da. Kuşlar gibi diyor, onlara yükseldiklerinde yükseldim, alçaldıklarında alçaldım. Onlar benim diyor hilafetin değirmen taşı mili konumunda olmamı bilmelerine rağmen bunu aldılar elimden. onu bir gömlek gibi giyindiler. Tabii çok ağır hurda ifadeleri var. Çok sert ifadeleri müthiş var. Müthiş bir şey zaten. Müthiş bir şey anlayabilene müthiş kabul edelim. Sevgili dedem, burada noktalayalım. Diğer programda kaldığımız noktadan devam edelim. Tamam, teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Teşekkür çok ederiz. Teşekkür. Sevgili Nilüfer, söz sende. Teşekkürler. Hüseyin Ünverdi arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Soracağınız bir soru veya öneriniz varsa